Ben Necat. Sağ olun. Aslında pek iyi değilim. Belkıs Hanım sınırlarımı zorlamaya başladı. Yapma böyle. Sıkma canını. Kararını bildirdin. Onlar düşünsün artık, sen değil. Ya boyun eğmezlerse? Yapacak hiçbir şeyleri yok. O ev resmen senin. Ya kurcalarlarsa? Ya bir açık bulurlarsa ne yapacağız? Şimdilik hiçbir şey bulamazlar. Merak etme. Şimdilik? Sağlam adamlarla çalıştım. Ama yine de belli olmaz. Birilerinin araştırdığını öğrenince tavır değiştirebilirler. Yani? İyi beslemek lazım adamları. Paralarını aldılar. Daha ne vereceğim? İşi sıkı tutmak için. Bir iki kere daha belki. Hayır vermeyeceğim. Sonra arkası gelmez bunun. Ödemeyi onların da ellerini bağlayacak şekilde yaparsak ses çıkaramazlar. Tamam, ne gerekiyorsa yap. Ayak bağı olsun istemiyorum. Merak etme. Rahat ol sen. Teyzem de çok huzursuz oldu. Lütfen eğer ilgilenirseniz... Tamam. Tamam, sağ olun. Evet, teyzem evde. Tamam, çok teşekkürler, sağ olun. Aydın Bey ilgilenecek bu durumla. Bugün teyzemle konuşmaya gidecek. Artık halledeceğiz bu durumu. Merak etme. Sürel? Annem hiçbir şey anlatmadı bana. Sır gibi sakladı durumu. Hangi durum? Maddi sıkıntıları işte. Hiç hissettirmedi. Yakın zamana kadar, mecbur kalana kadar hiçbir şey söylemedi. Beni hep gerçeklerin dışında tuttu. Üzülmeyeyim diye yaptı belki. Ama haksızlık etti. Hazırlanamadım ben bu duruma. Bilseydim daha sağlam dururdum ayakta. Böyle bocalamazdım. Sen her zaman sağlam bastın ayakları. Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Beni gerçeklerden uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Sen böyle söyledikçe daha da güçsüz hissediyorum kendimi. Sen kendine haksızlık ediyorsun. O kadının karşısında hiçbir şey yapamadık bugün. Annemin çaresizliğini gördüm gözlerinde. Çaresiz telaşını gördüm. Zülal. Sakın. Sakın anneme söylediklerini bana da tekrar etme. Beni de teselli etmeye çalışma. O kadının gücünü biliyorum. Nasıl biri olduğunu da. Ev gidecek elimizden. Çıkmak zorunda kalacağız. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Çünkü hiçbir şeyimiz... Bir çaresine bakacağım diyorum. Güven bana. Sadece ev değil ki söz konusu olan. Başkalarına bağımlı olarak yaşamak ağrıma gidiyor. Senin hayatında kendimize zorla yer açmamız. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Annem seni burada kalmaya mecbur etti. Sırf onu kıramadığım için, sırf bizim yanımızda olabilmek için vazgeçtin her şeyden. Kimse beni mecbur etmedi. Ben kendim istediğim için kaldım. Çevre yolu kalabalıktır şimdi. Trafikten öğrenelim durumu. Ben aslında deniz otobüsüyle gideyim. Hem uçağa çok geç kaldım, riske atmamış olurum. Aslında havaalanına kadar gidersek ben de okula geç kalmış olurum. O zaman en iyisi deniz otobüsü. Tamam. Bence de.